Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede etkin rol oynayan olağanüstü hal uygulaması sona erdi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen 3 kez aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal uygulaması 2 yıl sonra sona erdi. O halin zaten vatandaşa bir şeyi yoktu ki, vatandaşın varla bir sorunu yoktu. Devlet o hali kendine yaptı zaten. Yani içindeki FETÖ'cüler ayıkladı. Cumhurbaşkanımız aslında devleti kurtardı yani. OHAL kapsamında bugüne kadar 32 kanun hükmünde kararname yayımlandı. KHK'larla devletin tüm kurum ve kurumlarında bulunan paralel yapılanmayla etkin mücadele edildi. FETÖ'nün tabii ki temizlenmesi lazım. 125.800 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. En fazla ihraç emniyet ve jandarmada yaşandı. 41.797 personel görevden uzaklaştırıldı. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ise 14.633 ihraç gerçekleşti. FETÖ ile ve diğer terör örgütleriyle mücadele için olağanüstü gerekliydi. Ancak dünya kamuoyunda da demokratik yapımızı kıskaca almaları için bir alet olduğu için kalkmasında fayda var. 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 33.308'i FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında başta FETÖ terörist başı Gülen olmak üzere 7.112 FETÖ'cü hakkında yakalama kararı bulunuyor. Vatan haini olduğu için işte getirmek istiyoruz ama bir türlü vermiyor Amerika. Amerika'nın adamı olduğu için Amerika'nın satılmış adamı değil mi? Dolayısıyla bizi sattı gitti. Allah kahretsin. OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu. İhraç edilenler itirazlarını buraya gerçekleştirdi. 108.905 başvuru yapıldı. Komisyon 25.000 başvuru hakkında karar verdi. 83.905 dosyanın incelenmesi sürüyor. 1540 başvuru dosyası da komisyon tarafından kabul edildi. Ve tekrar işe dönüşleri için yargı yolları açıldı. Keşke kaldırmasalardı. Devam etseydi, uzatsalardı daha iyi olurdu. Olağanüstü hal süresince yalnızca FETÖ değil, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı da daha etkin mücadele sürdürüldü. FETÖ ile mücadele tamam yapılıyor. Ama bence yalnız bırakılıyor Tayyip Erdoğan. Siyasiler bunun üzerine gitmeli.